Peki, e, şimdi yavaş yavaş bu arada transfer gelişmesi ekrana geldi. Ben de tam bu soruyu soracaktım. Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de milli oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Dün e, akşam saatlerinde bizim aldığımız kanal olarak istihbaratlar da bu yöndeydi. Fenerbahçe ile ilgilendiği görüşmelerin sürdüğüne dair ve o görüşmeler noktalandı. Milli oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı Mehmet Emin Uluç. doğru bir transfer mi? Hemen sıcağı sıcağına ilk değerlendirmenizi rica edeyim. Hayırlı olsun öncelikle. mevcut disiplinli bir oyuncu. Onu biliyoruz. Ha, doğru bir transfer miye gelecek olursak, şimdi kariyerine bakıyoruz özellikle o Fransa'daki Soşa'daki günlerinde bizi çok gururlandıran, ümitlendiren bir oyuncuydu ama açıkçası hani o beklenen patlamayı o Fransa'daki Erdinç Mevlüt e, hatta Erding yazıyordu e, öyle hatırlıyorum. Onu verdi mi? Hayır vermedi. Bir o kırılmayı bir türlü yapamadı. Buna rağmen geçen sezonki performansı 14 gol, 27 maç 14 gol çok önemli. Yalnız Şimdi benzeteceğim. Teşbikte hata olmaz. Ki farklı noktalar da var. Onları da açacağım biraz. Galatasaray'ın geçen sezon o kadar golcü arayıp sonra Jagni'yi almasına benziyor bu olay biraz. Hmm. Yani en başından beri bir kere Fenerbahçe'nin mutlak ve mutlak ikinci bir golcü ihtiyacı vardı. Tartışmasız bir durumdu. Ve bu transfer gerçekleşti. Çok önemli. Bu bir. Ama başka isimler çok daha yüksek beklentiler varken Mevlüt tatmin edici mi? Bu soru işareti. Hemen çok fark şurada. Tabii. Galatasaray alanı bu kadar ön plana çıkartmışken başka bir oyuncuya gitti. Fenerbahçe yönetimi hiçbir isim zikretmedi yönetim cephesinden evet. ya da fotoğraf bilgi verilmedi. Bu anlamda o süreci doğru yönettiler. Neza Dindar Mevlüt Galatasaray'ın da listesinde olan bir isim miydi? Bence Evet sesini dedim Bence mükemmel bir transfer Febahçı e, bedatı gölgede bırakmayacak ama bedat olmadığında da formayı teslim edebilecek tecrübeli e, ve uyumlu çok iyi bir golcü transferi yapıyor Mevlüt'ün kariyeri e, Tamam ortada iyi inişleri çıkışları vardır ama ben bir de yerli yapalım. transfer olması nedeniyle e, Fenerbahçe çok doğru bir transfer yaptı çok teşekkür ediyoruz Nevzat Dindar, Mehmet Emin Uluç. Ağzınıza sağlık. Şimdi programımızın sonunda bir de Fenerbahçe taraftarına kulak verelim. Fenerbahçe'de en çok beğenilen transferlerden takımın eksik bölgelerine kadar birçok soruyu Aspor ekibi sizler için taraftara sordu. Hemen ardından saat 14 Ali Baransel, Ilgaz Çınar'la karşınızda olacak ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimini değerlendirecekler. Aspor ekranlarından ayrılmayın.